sekülerlik benim inancım gereği doğru bulmadığım bir şey. Eğitim Hatip'ten mezun olduktan sonra toplum içinde özgüveni yüksek, bulunduğu ortamda yer edinmeye müsait, girişken yapılı kadınların çıktığını düşünüyorum. Şu an hala bile mesela Türkiye'ye tatillerde gittiğimiz zaman, bir devlet dairesine girdiğim zaman içimde böyle bir çekiniklik var, kendimi rahat hissedemiyorum. Her Eğitim Hatip olmuş, böyle bir şey yok, kesinlikle yok. Eğitim Hatip'lere zorla adam öğrenci kaydedildiği algısı korkunç bir kara propaganda. Vakıflar, cemaatler, İmam Hatipleri bir şekilde destekliyorlar ve o desteğin karşılığı olarak da bir şekilde kendi düşüncelerini oraya empoze etmek istiyorlar. Ellerini İmam Hatipler'den çekmelerinde yarar var. Ya siz kimsiniz kardeşim? Hep o değerlerle büyüdüğüm için aslında yerini buldu bir nevi. İmam Hatip'e gitmem. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Savunma sanayinde çalışmayı düşünüyorum. Bayağı gelişti hamdolsun. Sanat tarihine de meraklıyım. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bu mekanlara gidip o ruhların sirayet ettiği nesneleri hissedip onları çekmeyi çok seviyorum. Çünkü o zaman İstanbul'u yaşadığımı hissediyorum. Rock, hareketli müzikler genelde kız gecelerinde arkadaşlarım gelir falan, işte ortam yaparız. Gelişim çağı dediğimiz dönemde insani tezahürler elbette oluyor. Ama bu çok normal. Kız erkek diye bahsettiğimiz varlıklar birer insan. Hayır, yok. Çünkü benim inancım gereği doğru değil. İmam Hatiplerin belirli bir siyasi görüşle eşleştirilmesini doğru bulmuyorum. Sonuçta farklı görüşten insanlar var. İlerici muhafazakar diye bir tabir var mesela. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yeni başladım ben. Bilmiyorum, inşallah başarılı olurum. İmam Hatip Lisesi'ne gittiğimde bir derdi oluyor insanın, bir davası oluyor. İyi ile kötünün, hakla batılın davası. Bizi diğer Anadolu liselerinden ayıran şey bu inanç ilkelerine talip olma isteğimiz. Bu bizi artı olarak şuurlandırıyor mu? Evet, şuurlandırıyor ama diğerlerini şuursuz kılmıyor. İlla ki farklılıklarımız olacak. Bizim medeniyetimizi zaten bize öğrettiği şey sentez. Medeniyetimiz dediğimiz şey İslam medeniyeti. İmam Hatiplerin benimsenmiş olduğu düşünce tarzı da bu. Günümüzde o medeniyet anlayışından eser var mı diye sorarsanız kalıntıları var. İmam Hatip'te okuyan bu nesil de o kalıntıları yaşatmaya çalışan grup aslında. İslam dini teorik kısmı kadar pratiği de önemseyen, amellerin niyetlere göre olduğunu ama insanların da amellerine göre karşılık bulacağını söyleyen bir din. O yüzden sekülerlik benim inancım gereği doğru bulmadığım bir şey. Bu benim düşüncem. Zehra'nın nezaketle kendi düşüncesi olarak belirttiği şey, neredeyse 100 yıldan fazladır bu topraklarda din eğitimi ve imam hatipler etrafındaki tartışmanın ana eksenini oluşturuyor. İmam hatipler Cumhuriyet'ten önce kurulan okullar. Tanzimat'la birlikte mühendishaneler, askeri okullar ve tıbbiyeler zaten kendi yolunu seküler okullar olarak çizmişler. Geriye kaldı medreseler. Din eğitiminde ulemanın, geleneksel olanın bekçiliğini yapma talebi Osmanlı'da bile çok büyük bir reaksiyon görüyordu fakat kimse sesini çıkarmıyor. Dolayısıyla o mektep medrese ikiliği çok eski bir ikilikti. Cumhuriyetin gerekleri nelerdi? Saltanatı kaldıracaksınız mesela. Peki okullara ne yapacağız eğitimi? Tevhidi tedrisat, Türkiye'nin o tevhidi tedrisat. Yani eğitimde birlik, aynı zamanda bir gerçekten birlik ruhunu yaratacaktı. Ama olmadı. 1924'te medreseler yerine açılan 29 İmam Hatip Okulu, din eğitiminden ziyade Cumhuriyet için aydın din görevlisi yetiştirecekti. 1929'da okulların sayısı ikiye düştü. Bir yıl sonra öğrenci yokluğu gerekçesiyle kapatıldı. Toplum çocuğunu dindar yetiştirmek istiyor. Sadece din adamı yetiştirmek için değil. Ya benim çocuğum dindar olsun, dini hassasiyetleri olsun, yani temel değerlerini öğrensin ama hayatın içinde olsun. Eczacı da olsun, mühendis de olsun, bilim adamı da olsun. Tek parti döneminin o kas katı ideolojik saplantısı ve duruşu. O dönem tabii dini değerlere, dini hassasiyetlere karşı biliyorsunuz büyük bir bariyer var. İki kurucu ideoloji. Seküler olacak ve ulus devlet olacak. Şimdi bunun, din bunun neresinde duracak? Türk geleneği, dini her zaman devletin kurucu unsuru olarak tutmuştur ve yeni kurulan cumhuriyete de öyle tutmuştur. Ama
Mesele şu, hala bugün içinden çıkamadığımız bir paradoks duruyor ortada. Devletin bir dini olacak ama bu dinin kendine has talepleri olmayacak. Türkiye'de başından beri İmam Hatip okulları dinin radikal bir unsur olarak topluma girmesini hep bloke etmiştir. Yani hem devlet İmam Hatipleri destekliyor ama aynı zamanda çekiniyor. 1946 Demokrat Parti'nin kuruluşundan sonra baktık hemen İmam Hatipler söyleme girdi. Yani politik söylemin parçası oldu. Biz gelirsek İmam Hatipleri açacağız. Ve 50'de, 50 sonrasında işte ya peyderpey daha sonra 60 Adalet Partisi vesaire sürecin İmam Hatiplerle bir artışın olduğunu biz görüyoruz. Sonra geldik 28 Şubat 1997'de 8 yıllık zorunlu eğitimle İmam Hatip'ten orta kısmı kapatıldı. Genelde İmam Hatipler üzerinden tartışılan ancak tüm meslek liseleri için üniversiteye geçişte büyük bir engel olan katsayı uygulaması 2011'de kalktı. İmam Hatip ortaokulları ise 2012-2013 öğretim döneminde tekrar açıldı. İmam Hatiplerin siyasete konu ve hedef olması zaman içinde şüphesiz en fazla İmam Hatiplileri etkiledi. Farklı dönemler, öğrenciler ve aileleri için kendi perspektiflerinden olumsuz ya da olumlu farklı koşullar doğurdu. 2012 yılında İmam Hatip'e başladım. Tesettürlü olarak öğrenim alabileceğim bir okul olduğu için bununla birlikte İslami eğitimin yanında fenli ilimlerin de olması benim için bir etkisi oldu olumlu yönde. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra toplum içinde özgüveni yüksek, bulunduğu ortamda yer edinmeye müsait, girişken yapılı kadınların çıktığını düşünüyorum. Her okul kendi imkanı doğrultusunda sosyal, kültürel, ahlaki olarak bunlara kapı aralıyor. İmam Hatipli ise şöyledir, İmam Hatipli ise böyledir ya da İmam Hatipli ise şöyle kesinlikle olamaz gibi keskin, sloganik söylemler uygun değil. Çünkü tek kalıba sokmak oluyor aynı şekilde. O zaman İmam Hatip'e giren herkesin bir fabrikasyon olarak aynı şekilde çıktığını mı varsayalım, bu şekilde mi düşünelim? Kastayının kalkması şu anki iktidar döneminde olduğu için insanların hani onların yaptıkları karşısında oy veriyorlar tarzında bir genel bir düşüncelerin olması normal olduğunu düşünüyorum. Ama tamamen bu dışarıdan bir bakış aslında. 10. sınıftan itibaren hukuk fakültesine bir yönelimim olmuştu. Hukuk fakültesinden de devam ediyorum zaten. Fakülteyi tercih ederken başörtüsüyle duruşmaya girebilir miyim, adliyeden beni alırlar mı endişesi o zamanlar böyle biraz aklımı kurcalamıştı açıkçası. Annem gibi, ablalarım gibi o hakları kazanmak için bir çaba sarf etmedim. Onların süreciyle kendi sürecimi kıyasladığım zaman bizimkinin çok daha özgür bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ama ben kendi inancım doğrultusunda ve bakış açımdan bunu değerlendirerek söylüyorum yani. Başka görüşten, farklı ortamlarda büyümüş bir insanın hikayesi tabii ki daha farklıdır. 28 Şubat dönemi benim orta son zamanım arasılıyor. Katsayı sorununun olacağını tahmin ediyorduk ortaokuldayken. Ben bir şekilde durumun değişeceğini, bir şekilde çözüleceğini düşünüyordum ama çözülmedi. Çok küçüklükten beri ben doktor olmak istiyordum. Düz liseden mezun olsaydım benim aldığım puanla bırakın tıp fakültesinin Türkiye'de gidemeyeceğim bölüm yoktu. En düşük puanla tıp fakültesine dahi giremedim. Hem katsayı engelimiz hem de başörtüsü sorunu engelimiz var. Öyle olunca o Türkiye'de neredeyse imkansız benim bir üniversite okumak. Ama yurt dışında da ailemin maddi durumu, maddi altyapısı belli, yurt dışında neredeyse imkansız. Çok şükür önüme çok güzel bir konuda imkanlar çıktı. Yurt dışında okuduk ve burada da devam ediyoruz şu anda hayatta. Şu an hala bile mesela Türkiye'ye tatillerde gittiğimiz zaman, bir devlet ailesine girdiğim zaman içinde böyle bir çekiniklik var. Kendimi rahat hissedemiyorum. Yıllar önce yaşanan o travmadan kaynaklanan diyorum ve kolay kolay da hani Türkiye'de de yaşamadığım için kolay kolay da düzelemiyorum. Orta Anadolu'da bir köylü çocuğuyum ben. 82 girişliyim İmam Hatip'e. Gelecek endişesi samimiyetle düşünüyorum. Gerçekten hiç yaşamadık. Niye yaşamadık? Çünkü köyden çıkmışız, bir fırsat yakalamışız. Şehre gelmişiz. Orada bir eğitim alıyoruz. Ona yönelik de idealist çalışmalar içerisindeyiz. Sonra mesela diğer liselerle baktığında diğer liselerin dengindeyiz, hatta daha iyiyiz birçok alanda. Ne bileyim işte sporda, sanatta, kompozisyonda, bilgi yarışmasında, üniversiteye giren öğrenci sayısında. Mesela bizim okulumuzdan birinci olup tıbba giden birçok abimiz vardı o yıllarda. İşte hukuka giden abilerimiz vardı filan. O özgüvenle de okuduk yani. O ilçeden çıkıp İstanbul Üniversitesi'ni kazandım yani. İnanç boşluk kabul etmez biliyorsunuz. Eğer siz bilgiyi doğru vermezseniz bu sapkın kafalar oraları dolduruveriyor. İmam Hatiplerimizdeki müfredat, devletin, diyanetin, tamam mı, bizim temel değerlerimizin merkezinde oluştuğu için
Bizim bu bilgilerimiz, öğrendiğimiz şeyler, hani mihenk taşı diyorsunuz, diyoruz ya, mihenk taşı gibi koyduğunuzda kim sapkın kim değil ortaya çıkıyor abi. İmam hatiplerle ilgili tartışma bugün öğrencileri Cumhuriyet değerlerini benimsiyor mu? Kamuda görev alırlarsa ne olur tartışmasının çok ötesinde. Çünkü imam hatipliler uzun süredir devletin en tepesinden kamu ve kamu iştiraklerindeki tepe pozisyonlara birçok alanda görev alıyor. Hatta bürokrasideki yerleri ve devletle ilişkileri bu kez kayırmacılık iddialarıyla sorgulanıyor. Yine iddialara göre siyasetin, tarikat ve vakıfların gölgesinden kurtulabilmiş değiller. Eskiden beri vakıflar, cemaatler, imam hatipleri bir şekilde destekliyorlar ve o desteğin karşılığı olarak da bir şekilde kendi düşüncelerini oraya empoze etmek istiyorlar. Ellerini imam hatiplerden çekmelerinde yarar var. Okulları biraz rahat bıraksınlar yani. Ya siz kimsiniz kardeşim? Düşün yakamızdan diyor şu siyasetçilere. Politize etmeyin şu okulları. Burada okul kardeşim, eğitim kurumları. Bu eğitim kurumlarının eğitim kurumu olarak yorumlanması ve Türkiye'ye eğitimde katkısını konuşmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dindar nesil söyleminin bir projesi olarak imam hatipleri destekliyor olması politize olduğu anlamına gelmiyor ama kesinlikle. Bakın bu devleti yöneten, şu an iktidarda olan bir şahıs veya bir düşünce kendi düşüncesi çerçevesinde toplumda bu düşüncesini destekleyecek icraatlar üretiyor. Her imam hatip olmuş, böyle bir şey yok, kesinlikle yok. İmam hatiplere zorla adam, öğrenci kaydedildiği algısı korkunç bir kara propaganda. Bakın, 28 Şubat sürecinde eğitimdeki ortalaması %9. Şimdi %14'ü imam hatipe gidiyor çocukların, %86'sı diğer okullara gidiyor. Toplumun bir kısmı farklı düşünüyor. Bu icraatları hükümetin dindar nesil projesinin parçası olarak görüyor. Bugünün İmam Hatip nesli, gelenek ve bilimsel eğitimi birlikte yürütme iddiasındaki İmam Hatip ortaokulları, hafızlık, spor, sanat, yabancı dil, fen ve sosyal bilimlerle teknoloji programları uygulayan Anadolu İmam Hatip liseleri, uluslararası İmam Hatip liseleri ve özel proje okullarında yetişiyor. Öğrencilere çağdaş eğitim faaliyetleri için her türlü imkan sağlanıyor. Okullar için devletin ayırdığı kaynak da buna göre yükseliyor. İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullar için öğrenci başına talep edilen ödenek 5762 TL iken, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü için bu rakam 7157 TL'ye çıkıyor. Ancak araştırmalara göre bu yatırım genel akademik başarıya yansımıyor. 2019 yılındaki lise geçiş sınavı raporu ortaokul türlerine göre okulların puan ortalamalarından bahsetmese de 2018 yılındaki raporlara göre normal ortaokulların ortalama puanı 343,37 iken İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin merkezi sınavdan aldığı puan ortalaması 325,62. Sosyal Demokrasi Vakfı raporunda bu veri liselere geçiş sınavında İmam Hatip Ortaokullarının diğer okullara nazaran başarısız olduğu şeklinde yorumlanıyor. Aynı rapora göre İmam Hatipler'de 2019 yılındaki öğrenci sayısı 2016'ya göre artsa da istatistikler geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında öğrenci artış oranında %19'luk bir düşüşe işaret ediyor. Bu düşüş raporun yorum kısmında İmam Hatip okulları iktidar tarafından ne kadar desteklenirse desteklensin aileler yıldan yıla bu türdeki okullara daha az rağbet göstermektedir notuyla belirtiliyor. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Kasım 2020'de Türkiye çapında 12 ilde 1525 kişiyle yapılan toplumun eğitim sistemine bakışı anketinde çocuğunuzun hangi lisede okumasını tercih edersiniz sorusuna verilen cevaplarda fen liseleri %38,4'lük oranla birinci olurken İmam Hatip liseleri %7,9'la listede 5. sırada yer alıyor. Yani iddia edildiği gibi imam hatiplerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi bir dindar nesil projesi ise de proje tutmuş gibi görünmüyor.